Evet Sefa, buyur. Dilara'nın yaptığı işi kesinlikle hiçbir şekilde beğenmedim. Bez kullanmasını bilmiyor Bez demişsin. kullanmasını bilmiyor O ve öğretecek bana. bez kullanmasını bilmiyor. Spreyi sıkıp bir bezle her tarafını sildiğini gördüm, baktım. Ve vitrin istediğim gibi vitrin olmamış. Hiçbir yerde parlaklık yok. Her taraf toz içinde hala. Üst kısmı toz içinde. Vitrini çekmeni isterdim öne doğru. Vitrinin arkasını silmeni isterdim. Dün çünkü ben çekilmeyen vitrinin dar vitrinin arkasına girdim. Hani bunu yapmanı isterdim senden. Bomboş ev süren vardı Bomboş da girdin. evle alakası yok Dilara'cığım. Bu ev çok pis bir Ne ev oldu bir değil. saniye? Özden bir şey diyor ama Bu anlamadım. ev çok pis bir ev değil. Şimdi hanımlar şöyle bir şey Dur söyleyeyim. bir saniye. Özden buyur Özden bir şey Yani diyeceğim. böyle bir evde vitrini çekmesini ve süresi çok kısıtlı. Evet, Sefa süresi bence kısıtlı değil. Gereksiz mi yani? Süresi Bence. kısıtlı Senin değildi. salonun bu kadar büyük Süresi bile kısıtlı değildi değildi. ya. Dilara çok yavaştı. Dilara'dan yani hızlı olmasını beklerdim. Bu, yani şu an bir şey söyleyebilir miyim? Yani temizlikten anlamıyorsunuz. Yani temizlik nasıl yapıldığını Anlamıyorsunuz bilmiyorsunuz. derken. Bir saniye, temizlik nasıl yapıldığını Sen bilmiyorsunuz. bunu sadece Özden'e mi Tamam, söylüyorsun? Özden'e. Yani genelde değil, Ha, Özden'e sadece söylüyorum. Özden'e söylüyor. Anlamıyorsunuz Yok deme yok. o zaman. Yok resmiyet olarak onu söylüyor. Yani Resmiyet sen olarak ben değil. konuşmayayım diyor. Ben günümde göstereceğim Sefa Naciye'cim. inşallah. Göreceğim ama senden de Niye pek umudum Özden'i yok. temizliğini anlamadığını düşündün? Senden de pek umudum yok. Açık ve net burada Oh, söylüyorum. direkt gözünde eledi. Evet. Kendi Yani evi vitrinin boştu ya. arkasını beklemediği için mi eledin? Evet, çünkü vitrini çekip arkasına bakmadınız. Sefacığım Çoğu ama yani... yeri es geçtiniz ve çoğu yeri görmediniz. Oraların tozunu almadı. O bir kere onu silmesini isterdim, Sigorta beklerdim. kutusu. Sigorta kutusunu Onu silmesini beklerdin, onu beklerdin. Senin Yani evin bomboştu. Ben bekleyeceğim benim yerleri evim bile bomboştu. söylemedim ki. Alakası yok. Ben pratiktim, hızlıydım. Ya Peki öyle işte evde ben de pratik oldum. Kusura lafımı bakma kesme. Ve ben dün Kadir Bey'i yormadığımı düşünüyorum. Kadir Bey'e o kadar iş yaptırmadığımı düşünüyorum. Peki bir şey diyeceğim. Dilara madem bu kadar temizlikten anlamıyor senin Anlamıyor. gözünde. Evet. Dün neden o zaman dün gayet güzel yorumlar yaptı, iddialı konuştu? Neden peki? Dilara Kendine güvenmiyorsa. öz güvenine güvendi. Annem temizlik yapıyordu, işine gidiyordu dedi. Ben isterdim ki bir anneden temizlik yapan bir kızı çıksın isterdim Niye bizim ortaya. evi sen mi temizliyorsun Bizim yani? evle alakası yok. Annen temizliyor evi. Sen temizlik Annem mi yapmıyorsun. temizliyor? Temizliğimizi Buradan bakmıyorsun. çıktığımızda soralım bakalım 3 senedir evi Yani kim temizliyor? ya, Burası eğer zaten senin benim evimle bir değil. Oraları hayır karıştırma. gerçekten temizlikten anlasaydın dolabın üst kapaklarının açık yani üstlerini silmiş olurdun. Dolabı yani tertemiz beklerdim. 3 saatini mutfakta harcadın. Sen temizlikten anladığın halde Aspiratörün o bomboş evde tam 4 saatte çıktı. üstünü Çok silmedin. iyi. Ben inan sana ben burada da olsaydım o saate bu evi istediğim şekilde o ev gibi yapardım. Hayatta yapamazdım. Benden Peki iddia edilme yani sorun Dilara. Dilara'nın temizliğinden anlamaması mı? Anlamadı Anlamadı. Dilara'nın. Eli ağır Anlamadı. mıydı? Eli çok ağırdı. Bezi kullanmasını bile bilmiyordu. İlk başta gördüğümde o sarı bezlerle iş yaptığını gördüm. O sarı bezlerle iş olmaz Kadir Bey. Sen hangi bezlerle Yani o yapıyorsun? bezlerle iş olmaz. Ve buzdolabının içini istediğim şekilde silmemiş. Alt kısımlar hala pislik duruyor yani. Dolabın üst kısmı yani şey olan çatısı olan yeri komple yağ şekilde duruyor. Hani oralara çıktım baktım. Dolabın Oralardan içi kremledim komple yani bayağı. sadece buzdolabının olduğu yeri biraz ovaladı, sildi. Orası temiz olmuş ama diğer taraflarda tozlar hala pislikler duruyor. Beğenmedin yani. Beğenmedim çünkü mutfak ise tezgahın üstüne gelince tezgahın üstünü senden güzel bir şekilde ovalamanı isterdim Sen benden ne deterjanla. çok şey Ben istiyormuşsun. senden deterjanla oraları ovalamanı isterdim Ben ve oralara hayır fıstık isterdim sıktım. yani yapmanı Tamam ben de isterdim. söylüyorum işte yaptığımı. Yapmamışsın Dilara. Hiçbir şekilde tezgahın Tamam üstü izlerken hiçbir görürsün şey yaptım. görürüm. Hiçbir şekilde yapmamışsın. Yağlar olduğu gibi duruyor. Çeşmenin olduğu Bak yağ bölümler. var değil mi işte senin evde Çeşmenin o da olduğu yoktu. yer. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Sen o yağ çöküzünü oraya dökseydin komple o zaten inerdi aşağıya. Sen orada İz kalıyor. uğraşmazdın. Sen başta yanlış yaptın. İz Çünkü kalıyor kuruyunca başta diyor. hayır iz kalmıyor. Sen başta yanlış yaptın. Sıkıp sıkıp sildin. Sen onu sıkıp sıkıp silmeseydin sen komple boşaltsaydın zaten o inerdi. Çünkü mutfağın o kadar yağlı bir mutfak değildi Dilara'cığım. Valla bak ben, sen temizliğe Değildi. gidiyorsun. Temizliğine, Evet yani ben... temizliğe gittiğin yerlere laf etmiyorum ama temizliğe gittiğiniz Bak annemi de katıyorum. Yerler bile böyle kirli değil. Dilara'cığım gittiğim evler yani Bu kadar var mı gerçekten? inanç Çünkü sana benim annem gidiyor, ben onunla gittim. Ya buradan pis bir ev buradan görmedim pis ben. evlere de gittim ben. Kadir Bey televizyonda çektiği evlerden daha çok pis evlere gittik biz. Yani biz o evleri yapıyorsak bu ev benim için hiç.
Peki Sefa, senden de puan alalım. Evet, son puan Sefa'dan geliyor. Bakalım kaç puan gelecek. Buyur Sefa. Birer yap puanım 2. Evet, 2 puan geldi. Çünkü hiçbir şekilde işini beğenmedim. Çünkü dün iddialı konuştun, yorum yaptın bana. Hiçbir şekilde işini beğenmedim. Ben dün senin olmayan yerlerini söyledim. Olmayan yer prizlerin duruyor Dilara. Tamam, benim prizde temiz prizlerime laf attım. Prizlerin olduğu gibi duruyor. Tamam, oradaki, ben unuttum yerleri biliyorum oradaki zaten. Oradaki çerçevelerin altını silmemişsin. Vitrini çek öne doğru, arkasında bir karış toz silmemişsin. Peki, ha. Evet, Sefa 2 verdi ve toplamda 10 puana ulaştın. Dilara haftanın ikinci günü. Eline koluna sağlık. Şimdi eve gelelim. Ev aman aman çok çok çer, çöp ya da mutfakta yapışkan yağlar yoktu. Geçtiğimiz bölümlerdeki evlere göre söylüyorum. Mutfak dolabında çok aşırı oyalandı. Evet. Yani buzdolabının üstündeki dolaba bir girdin, evet, oradan bir daha çıkamadın. Gözümüzü bir açtığımızda 2 saat 45 dakika geçmişti ve mutfak dolaplarının daha altına henüz girilmemişti. Mutfak dolabının o kapının üst kısmındaki dolapları hızlıca sildim. Sadece toz çıkıyor. Yani o taraflarda falan yağ yok. Hemen yağ sökücüyü sıkıp beze kremi döküp ovaladığında hop hemencik o tarafta, hani buzdolabını en sona bırakabilirdin. Eğer seni evet, oyalayacağını düşündüysen. Evet. Ya da en kötü hiç mutfağa girmeden bence salona direkt girecektin. Çünkü salon oradan daha büyük ve ilk vaktini burası alacaktı. Biraz orada böyle yağ görünce direkt dedim oradan. Yani dediğim gibi yağ kısmı sadece ocak ve aspiratörde var. Üst dolaplarda ve alt dolaplarda yapışkan yağlar yok. Geçtiğimiz bölümlerde jiletlerle böyle yok, kaşıklarla. Yok çok aşırı yoktu zaten. Ben yani, kendim böyle daha bir hani onun için yağ spreyini sıkıp buraya gelebilirdin. Bence buradan başlayarak oraya gitmeliydin. Banyoya da zaten son 8 dakikada evet, girdiğimiz için artık Allah ne verdiyse oldu. Salona geldiğimizde ise evet camı güzelsinmişsin. Eline koluna sağlık. O dakikalara rağmen yine güzelsin. Ve Kadir Bey bir şey unuttum ben. Efendim. Camı güzel silmiş. Camın kapının üstündeki cam olduğu gibi duruyor. Anladım. İşte o dakikalarda ancak o kadar oluyor. Çünkü süre geçtiği için heyecan. Ama vitrine geldiğinde evet bu vitrinin arkasını çekip silebilirdik. Üstünü biraz daha temiz evet, yapabilirdik. Ama işte süre yetmediği için. Yani mutfaktaki vakit seni tamamıyla yordu. Mutfak evet, seni çok yordu. Mutfaktan biraz erken çıksaydık burayı yani kendi iç yani... Sizin puanınız için değil de kendi içime sinen bir şekilde. Evet biraz daha iyi olabilirdi. Ama sen de televizyonda izlediğine aldandın. Yani tam anlamıyla daha önce yarışmadığın için bilmiyordun heyecanı. Televizyonda izlerken de yarışmacılara kızıyormuş. İşte onu yapamadınız da ama şuradan çıkamadınız da. Ama maalesef bir televizyonda izlendiği gibi değil. Anneme benim... sesleneceğim. Ha, seslen annene. Evet şuraya tam seslen annen şu anda orada. Yok git kızım yaparsın. Yok yetiştirirsin. Bunlar iş mi yapıyor? Ay hiç öyle bir şey yok anne. Senin girdiğin çıktığın evlere de benzemiyor, bizim eve de benzemiyor. Maalesef zaman hanım teyzeciğim, senin gittiğin yerlerden daha kirli yerler temizliyoruz. Hiç öyle düşünmeyin. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.